İlk hep 5 hafta geride kaldı. Öncelikle ilk 5 haftanın kısa bir değerlendirmesini isterim Tomáš Sivok'tan. Se nám povedli povedli tu do sezóny, což je důležitý. Máme 12 bodů a kdyby nám to někdo řekl asi před sezónou, tak bychom byli spokojení. Samozřejmě nám líto toho posledního zápasu, hlavně druhý půlky. Sezóna iyi başlangıç yaptık. 5 maçta 4 galibiyet, 12 puanımız var ki sezon öncesinde bize herhangi biri ilk 5 maçta 12 puan toplayacaksınız dese herhalde hepimiz son derece tatmin olurduk, mutlu olurduk. İyi başlangıç yaptık ama sadece son maç Galatasaray maçındaki performansımız, skor daha doğrusu bizi üzdü. İlk yarıda fena da bir oyun ortaya koymadık. İstediklerimizi daha çok sahada gerçekleştirdik. Ancak ikinci yarıda beklediğimiz ve istediğimiz gibi geçmedi maç ve kendi hatalarımızdan, yine pozisyon vererek değil ama kendi hatalarımızdan iki gol yiyip maçı mağlup bitirdik. Bir yandan baktığınızda takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Takım organizasyonumuz gayet güzel. Başka bir yandan baktığınızda da yediğimiz gollerin hemen hepsi sadece bireysel hatalardan. Şimdi bireysel hata sonuçta sürekli tekrarlanmayacak ve futbolun içinde olabilen şeylerdir. Dolayısıyla buna da çok fazla üzülmeye gerek yok. Çünkü bu sene organizasyon anlamında, taktik anlamda takımımız çok güçlü. Bu sene iyi bir hoca ekibimiz var, iyi bir takım grubumuz var. Kulüp içinde bütün herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu sene bu takımın gerçekten çok başarılı olacağını, bu kadar iyi bir grup olduğu için, iyi bir takım haline geldiği için herkes çok başarılı olacağını tahmin ediyorum. Tüm kamuoyu aynı yönde beyanat veriyor. Herkes başarılı olacağımız yönünde hemfikir ki başkanımız Sayın Fikret Orman da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bu sene şampiyon olacağımıza canı gönülden yanıyorum dedi. Çok müthiş bir güven ortamı var. Bu güven ortamı için başkanımızın söyledikleri için neler söylemek ister? NATO atmosferana, prezidentu, koment. Tak samozřejmě bude rozhodující, jak budeme podávat výkon jako by na hřišti samozřejmě. Já jsem to říkal, že do těch tří let by se mi chtěl získat titul. Kağıt üstünde her şey güzel ama sonuçta sahanın üstündeki, sahadaki performans belirleyici olacak. O sahadaki performans başlayana kadar gerçekten bir şey söylemek çok zor. Ama beklentilerin yüksek olması da performansı iyi olduğu için son derece normal. Son 3 yıldır, burada oynadığım son 3 yıldır hiçbir zaman şampiyonluktan hiç bahsetmemiştim. Hiç böyle bir şey telaffuz etmemiştim. Kulüp içinde pek çok kişi de etmemişti farkındaysanız. Ancak bu sene çok kaliteli, çok iyi oyuncular geldi. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Kulüp içinde çok iyi bir organizasyon var. Herkes elinden gelenin, sadece biz oyuncular değil ama herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Herkes özveriyle çalışıyor. Bu performans, bu birliktelik, bu inanç bu şekilde devam ederse, biz aynı şekilde çalışmaya devam edersek, aynı zamanda çalışmaya devam etmemiz için de çok güzel bir durum var şu anda ortada. Çok kaliteli, çok fazla oyuncu olduğu için inanın bütün oyuncular kendilerini baskı altında hissediyorlar. Herkes formasını her an kaybedecekmiş gibi hissediyor. O yüzden herkes de sürekli çalışmaya devam ediyor. Bu rekabet ortamı devam ettiği sürece, bu azimli ortam, inanç ortamı devam ettiği sürece ve elbette şans da yanımızda olursa, çünkü şansa her zaman ihtiyacınız var maçları kazanmak için, bu sene ligin en tepesinde bitirmememiz için en ufak bir sebep yok bence. Bir iş geldikten sonra farklı bir ortam var. Takımın en tecrübeli yabancı futbolcusu. En net olarak gördüğü geçen sezonla veya önceki sezonlarla bu sezonun farklılıkları nelerdir? En belirgin şekilde. Tak já bych nechtěl nějak hodnotit, protože mi to nepřísluší, ale bu değerlendirmeyi yapmak tam olarak bana düşmez ama eğer fikirlerimi belirtmemi isterseniz özellikle geçen seneyle bu sene arasında en net fark, en belirgin fark kadro derinliğimiz. Geçen sene de gayet kaliteli oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı ama belli sayıda oyuncunun üstünde çok fazla oyuna maça müdahale etmek pek mümkün değildi. Bu sene hem kaliteli oyunculardan oluşan hem de dengeli ve geniş bir kadromuz var. Geçen sene feda senesiydi ve kulübün çok borçlu olduğu, borçlarını yapılandırması gerektiği, kulübün kendisini yapılandırması gerektiği bir yıldı ve onca problemin içinde, onca sorunun derdin içinde bence üçüncülük geçen sene bitirdiğimiz yer ligi çok büyük bir başarı. Buradan hem arkadaşlarıma hem de hocalarımıza ve bütün kulübe aslında bir yandan geçen seneki performans için teşekkür etmek lazım. Onca imkansızlığın içinde çok ciddi bir başarı yakaladığımız için. Ancak bu sene kulüp artık seviye atladı diyebiliriz. Bunu sadece futbol anlamında, saha içi ya da tesis anlamında söylemiyorum. Bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmaktaki geldiği nokta, borç bulmakta geldiği nokta, stadın inşası için yapılan organizasyon, bulunan sponsorlar, bunların hepsi kulübün kalite olarak
sınıf atlamaya başladığını, artık daha üst noktaya yürümeye, ilerlemeye başladığını, dipten çıkmaya başladığını gösteriyor ki bu gerçekten çok ama çok önemli. Ve bu sene gerçekten çok kaliteli bir ekiple, kaliteli oyuncularla, çok geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Ve tek handikap bu sene, geçtiğimiz yıllara oranla, evimizde oynamamamız. Evimizde değil, yeni stadımız yapıldığı için, ki bu da ayrı bir başarı, evimizde değil, İstanbul'un bir ucundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynuyoruz ki buradan taraftarlarımıza gerçekten çok ama çok teşekkür etmek isterim. Kendim ve bütün takım arkadaşlarım adına. Çünkü bu kadar taraftar geleceğini ve bu kadar destek olacağını hiçbirimiz inanın beklemiyorduk sezon öncesinde. Ve bizi şaşırttılar ve çok mutlu olduk. Ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nı dünyanın öbür ucundaki bir stadı İnönü Stadı'na çevirdiler. Buradan kendilerine hepsine çok teşekkür ederiz. Tabii bu geniş kadronun bazı handikapları da olabilir ama şu anda biz avantajlarını yaşıyoruz. Takım içindeki arkadaşlığı, sinerjiyi, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin havasını bize nasıl tanımlar? Samozřejmě to není pro ty hráče, kteří nedostávají tu příležitost, je to hlavně tím, že tady taky je omezená kvota těch cizinců, takže samozřejmě těch kvalitních hráčů, které máme hodně. Geniş kadrodaki bizim geniş kadromuzdaki tek sıkıntı kaliteli oyuncuların, iyi yerli oyuncuların bulamaması, aynı zamanda çok kaliteli takımda ilk 11'de olmayı hak eden oyuncuların bir yandan da yabancı sınırından dolayı kadroya girememesi. Geniş kadro bir yandan gerçekten çok iyi ama bir yandan dediğiniz gibi kendi dezavantajları da var. Özellikle oynamayan oyuncuların kendilerini sürekli motive etmeleri, çalışma azmini bulmaları çok kolay olmayan bir şey. Onların üzerine bu açıdan ciddi bir baskı geliyor. Sezon devam ettikçe kendilerini hiç kadroya giremeyecekmiş gibi hissedebiliyorlar ama bir yandan da benim şu ana kadarki tecrübelerim, futbol kariyerimdeki tecrübelerim bir maçta birden 2-3 tane sakatlığın bir anda oluverdiği olabileceği ve sezonun ve maçların ve kadro yapısının bir anda tam tersine dönebileceği. Dolayısıyla bunu her zaman söylemişimdir. Sadece 12 ya da 13 tane kaliteli oyuncuyla ligi götürmeniz mümkün değil. En az 18-19 tane çok kaliteli oyuncunuz olması lazım ki birbirini tamamen tamamlayabilecek yapıda oyuncular ligi sezon sonuna kadar götürebilin. Aynı zamanda hocamız da bu kadro derinliğini şu şekilde çok iyi kullanmaya çalışıyor. İlk 11'de düzenli oynayan oyunculara bile yaptığı antrenmanlarda özellikle kadro dışı oyunculara verdiği destekle ve performanslarını herkesin sürekli zorlamasıyla oyuncuların yeterince iyi olmadıklarında anında formayı yitirebileceklerini gösteriyor. Ve bunun da örneklerini maçlarda da daha önce birkaç defa verdi. İlk 11'e aldığı oyuncuları bir sonraki hafta devam etmediğini görebiliyoruz. Onun yerine giren başka bir oyuncunun. Dolayısıyla herkesin her an şansı var. Ama elbette düzenli oynamayan oyuncular için bu gerçekten çok zor. Keşke Avrupa kupalarından düşmeseydik de en azından gideceğimiz bir kulvar daha olsaydı bu şekilde geniş kadro avantajlı yanlarını daha da fazla gösterebilirdi. Ancak şu anda maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Orada devam etmiyoruz. Lig ve kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ve bu kadar derin, geniş ve kaliteli bir kadronun avantajlarını hep beraber göreceğiz. Sivu'nun herkesle ilişkisi çok iyi takım içinde. Gözlemleyebiliyoruz. Ben ondan belki de zor bir şey isteyeceğim. Ona futbolcu isimleri söyleyeceğim ve tek kelimeyle anlatmasını isteyeceğim. İlk olarak Manuel Fernandez diyelim. Férovej kluk, který vypadá na první pohled jako že jakoby hrozná hvězda, ale není tomu tak. A benim için tek kelimeyle ifade etmek imkansız çünkü çok yakın arkadaşım, kendisini çok da seviyorum. Çok profesyonel bir oyuncu, takım için her zaman her şeyini veren bir oyuncu, golcü bir oyuncu, goller atan bir oyuncu, eğlenceli, pozitif, takımın her zaman ihtiyacı olan bir insan. Atiba Hutchins. No, tak výborný kluk. Máme spolu blízko sobě v hudbě. Çok iyi bir insan, çok iyi bir çocuk. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. Ortak noktalarımız çok. Dinlediğimiz müziklerden giyim zevkimize kadar. Saha dışında da, idman dışında da, tesis dışında da kendisiyle sık sık görüşüyoruz zaten. Kendisi tam anlamıyla bir centilmen. Gerçekten efendi bir insan diyebilirim kendisi için. Biraz da yerli futbolcular diyelim. Olcay Şahan. Olcay, tak Olcay, koy, snajivey. Azimli bir oyuncu gerçekten. Hem sosyal anlamda herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle arkadaşlık yapmaya çalışan, gerçi kendisiyle çok çok yakın arkadaş olmadık ama kendisinin zaten takımdaki herkesle çok iyi ilişkisi var. Ama aynı zamanda da performans anlamında çok azimli. Her zaman için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, saha içinde, oyun içinde, oyun dışında sahada her zaman %100 onunu vermeye çalışan gerçekten çok iyi bir insan. Son olarak Muhammed Demirci.
Tak Muhammed tak ya bych ya se s Gökhanem radil. Kendisi Gökhan Töre ile beraber takımdaki en potansiyelli, en yetenekli genç oyuncularımız. Zaten o Kerim ve Gökhan en genç oyuncularımız ama üçünden de ama özellikle ondan çok genç bir oyuncu olduğunu, takımdaki en küçük olduğunu görmek hem saha içinde hem saha dışında anlamak çok da kolay değil. Saha dışında herkesle olan iletişiminden ve saha içinde de oyunundan. Nitekim Galatasaray maçında zaten gösterdiği performansı herkes görmüştür. Girdikten sonra bir ihtimal maçı bile çevirebilirdi. Ama bunun dışında kendisinin potansiyeli çok çok yetenekli bir oyuncu ve potansiyeli neredeyse sonsuz. Hem teknik açıdan çok çok yetenekli, hem saha görüşü, vizyonu açısından çok çok üst düzeyde bir oyuncu ve kendisi eğer azmederse, çalışmaya devam ederse, ki nitekim çalışınca yapabildiklerini geçen seneden bu seneye geldiği noktayı görüyoruz. Geçen sene de çok çalışıyordu, olmuyordu bir türlü. Bu sene o çalıştıklarını da üstüne daha fazla koyarak Slaven Hoca'nın da gelmesinden sonra kendi performansını artık başka bir düzeye çıkarmaya başladı, fiziğinin de biraz daha gelişmesiyle beraber. Bence gelecekte çalışmayı da her zaman devam ederse Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri olmaya aday. Son olarak önümüzde zorlu bir Medikal Park Antalyaspor mücadelesi var. Ligi istediği gibi başlayamadı Antalyaspor ki takımımızı çok iyi tanıyan bir hocası var. Bu maç nezdinde neler söyler? Bu maç için taraftarımıza nasıl bir mesaj verir? Tak samozřejmě víme, že nás zná trenér, což může být jejich výhoda. Jejich nevýhoda je to, že se jim ty poslední zápasy moc nepovedly. Onların avantajı Samet Hoca'nın bizi, takımdaki neredeyse bütün oyuncuları çok çok iyi tanıması. Dezavantajları da sezona gerçekten kötü bir başlangıç yapmaları. Bir yandan puan ya da puanlar kazanmak isteyecekler. Bu onların üstünde çok ciddi bir baskı koyacak. Çünkü iyi bir başlangıç yapamadılar, sezona artık yükselişe geçmek isteyeceklerdir. Öte yandan da benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, hayattaki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Antalya Spor'da oynuyor. Birbirimize karşı oynamayı dört gözle bekliyorum. Ona karşı oynamak gerçekten benim için büyük bir zevk ve mutluluk. Bir yandan da biz ilk dört maçtaki performansımızı ve skorları yine almak istiyoruz. İlk dört maçta galip geldik. Galatasaray maçında özellikle ikinci yarısında istediğimiz performansı gösteremedik ki. Bu da aslında bir yandan normal çünkü insanın takımın her maçta aynı tempoda oynaması, her maçta aynı performansı göstermesi gerçekten çok ama çok zor. Ama Galatasaray maçında nerelerde hata yaptığımızı biliyoruz. Nasıl bireysel hatalardan gol yediğimizi, nasıl bireysel hatalardan pozisyonlar verdiğimizi biliyoruz. Bunları da düzeltmek için gerekli çalışmaları yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Ve nihayetinde yeniden bir galibiyet alıp taraftarlarımızı yine mutlu etmek istiyoruz.